Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size son dönemde okuduğum Türk klasiklerini tanıtmaya çalışacağım. 5 tane kitabımız var elimizde. Kitapların hepsi Ren Yayın Evi'nden çıkma. İlk önce kitapları size tek tek göstermek istiyorum. İlk kitabımız Halis Yavuşaklıgil'in yazdığı Mavi ve Siyah. İkinci kitabımız Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felatun Bey ve Rakım Efendi. Üçüncü kitabımız Namık Kemal'in yazdığı İntibah. Dördüncü kitabımız yine Namık Kemal, Cezmi. Ve son kitabımız da Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Sergüzeşt. Arkadaşlar kitaplarla ilgili romanların neler anlattığını ilk başta anlatacağım. Sonra da genel olarak Türk klasikleri üzerine birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Ama ilk önce kitaplarla başlayalım. İlk kitabımız Halis Yavuşaklıgil'in yazdığı Mavi ve Siyah. Romanımızın konusu şöyle arkadaşlar. Okul çağlarında babasını kaybeden Ahmet Cemil'in kız kardeşini ve annesini geçindirmek için hem okuyup hem de çalışma mücadelesini, o dönemki Türk matbuatını, Türk edebiyatının içinde bulunduğu durumu, Türk şiirine ve Türk şairine olan bakışı, o dönemki gelişmeleri, insan ilişkilerini ve Ahmet Cemil'in hayallerini ve hayalleri sonucunda yaşadıkları hayal kırıklıklarını bu kitapta okuyacağız. Mavi ve Siyah, Halis Ziya Uşaklıgil. İkinci kitabımız ise arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi. Bu kitapta arkadaşlar iki karakterin hayatlarını okuyacağız. Birincisi Felatun Bey bir miras yedi. Babasının parasını pervasızca harcayan, zengin olarak yetiştirilmiş, şımarık, içi boş, kibirli ve paranın verdiği şımarıklıkla pervasızca hareket eden bir kişilik. İkinci karakterimiz ise Rakım Efendi. Rakım Efendi ise çok küçük yaşlarda babasını kaybetmiş. Annesi ve dadısı tarafından çok zorluklarla yetiştirilmiş ve bu zorluklarla yetiştirmenin farkında olan ve kendisine verilen emekleri boşa çıkartmayan, kendisini çok iyi yetiştirmiş, dürüst, namuslu bir karakter. Kitap daha çok Rakım Efendi üzerinden yürüyor sevgili kitap dostları. Onun ailesiyle olan ilişkileri, etrafındaki insanlarla, dostlarıyla ve ders verdiği kişilerle olan ilişkisini roman boyunca okuyacağız. Felatun Bey'le olan belli yerlerde hayatları çakışıyor. Çünkü birbirlerini tanıyorlar. Ortak dostları, arkadaşları var. Bu noktalarda Felatun Bey'in hayatına biz de nazar etmiş olacağız. Yazar özellikle Rakım Efendi'nin hayatını öne almış. Felatun Bey ise Rakım Efendi ile olan hayatının çakışma noktalarında onun hayatından haberdar oluyoruz. Kitabın kısaca konusu, romanımızın konusu böyle. Bunun dışında diğer kitapta olduğu gibi bu kitapta da insan ilişkilerinden, aşkın naifliğinden ve fedakarlığından, ayrıca batılılaşma, o dönem insanının batılılaşma çabalarından da bu kesitler okuyacağız bu kitapta. Zaten yazar kitabın ismini o sebeple Bey ve Efendi olarak koymuş. Bize bu anlamda batılılaşma çabalarının iyi veya kötü yanlarını göstermeye çalışmış Felatun Bey ve Rakım Efendi de Ahmet Mithat Efendi. Sıra geldi üçüncü kitabımız arkadaşlar. Üçüncü kitabımız da Namık Kemal'den İntibah. İntibah'ın anlamı arkadaşlar, hakkı ve hakikati öğrenip yanlıştan dönme. Zaten kitabımız da bunun üzerine kurgulanmış. Çok iyi bir ailede, çok iyi bir şekilde yetiştirilmiş. Ancak hayat tecrübesinden yoksun olan Ali Bey'in bir İstanbul'un meşhur bir hayat kadınına gönlünü kaptırması sonucunda oluşan olan felaketleri okuyacağız. Bir insanın nasıl rezil bir duruma düştüğünü, nasıl alçalabildiğini, nasıl düşebildiğini gösterme açısından önemli bir kitap, güzel bir roman. Diğer romanımız, bu da dördüncü, bu da yine Namık Kemal'in yazdığı Cezmi isimli romanı. Bu romanda da arkadaşlar Osmanlı-İran mücadelesi sırasında
at ve kılıç kullanmakta usta olan Cezmen'in savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar sayesinde komutanların gözüne gelerek hızlıca yükselmesini okuyacağız. Kitabı sonuna kadar okuyamadım çünkü beni çok sıktı arkadaşlar. Kitap aşağı yukarı değil 368 sayfa. Ben bunun 112-113 sayfasını okudum. Ancak o kadar dayanabildim. Beni ciddi anlamda sıktı. Ama ortaokul veya lise öğrencisi çağlarında olan arkadaşlarım rahatlıkla okuyabilirler. Onlara tavsiye ediyorum. Ama tabii ki her zamanki gibi kararsızın. Şöyle söyleyeyim. Bununla ikisini göstereyim. İntibah Namık Kemal ve Cezmi yine Namık Kemal. Gelelim 5. kitabımıza arkadaşlar. 5. kitabımız ise Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Sergüzeşt. Sergüzeşt'in anlamı macera sevgili kitap dostları. Bu romanımızın konusu ise şöyle. Küçük yaşlardan itibaren evlerden evlere satılan Dilber'in hayat hikayesini okuyacağız bu romanda. Her bir evde başına türlü felaketler, sıkıntılar geliyor. En son kaldığı evde ise evin genç oğluna aşık oluyor. Fakat ne yazık ki bu aşka da izin verilmiyor. Bu kitapta işte Dilber'in mücadelesini, hayal kırıklıklarını, başına gelenleri okuyacağız. Yazar bize kitaptaki karakterler üzerinden zenginlik ve asaletin ne kadar önemli olduğunu, fakirliğin, fedakarlığın ve aşkın ise hiç önemli olmadığın, önemsiz kavramlar olduğunu söylemeye çalışmış. Tabii ki tersinden. Kitaplarımız böyle sevgili kitap dostları. Videonun başında da şunu söylemiştim. Kitaplar hakkında kısa kısa bilgiler verdikten sonra genel bir değerlendirme yapacağım diye. 5 tane Türk Edebiyatı'nın ilk eserlerinden, ilk romanlarından olan kitapları tanıtmaya çalıştım sizlere. Okuduklarım üzerinden yorum yapacağım. Daha fazlası için değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bunlar ilk eserler. İlk eserlerden 5 tanesi o dönem için gerçekten önemli. Türk romancılığının başladığı yıllar diyebiliriz. Genelde konuları birbirine çok benziyor. Üslupları, tarzları genelde aynı söyleyebilirim. Osmanlı'nın son dönemi, insan ilişkileri, aşk ağırlıklı olarak, insanların yaşadıkları ve batılılaşma çabaları, bunların iyi veya kötü yönlerini ele almaya çalışmış bu yazarlar. Tabi bu kitaplarla ilgili olarak Türk Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin, Edebiyat Bölümü öğrencilerinin mutlaka okuması gereken kitaplar. Çünkü Türk Edebiyatı'nın seyrini aslında bu kitaplardan günümüze doğru nasıl bir gelişim ve evrimleşme gösterdiğini okuyabiliriz. Ama onun dışındaki okuyucular için şunu söyleyebilirim ben kendi adıma. Bu kitapları okumadığımda çok büyük bir şey kaybettiğimi düşünmedim. Veyahut da bu kitapları okurken vay keşke daha önce okusaymışım da demedim. Benim için bu okudukların arasından söylüyorum. Öne çıkan Mavi ve Siyah'tı. Halis Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah isimli romanıydı. Diğerlerini çok öyle ahım şahım bulmadığımı söyleyebilirim. Ama tabii bunlar kesinlikle önemini düşürmez. Çünkü dediğim gibi Türk romancılığının ilk eserleri. O yüzden bir küçümseme gibi anlaşılmasın. Sadece bir kitap eleştirisi olarak bakıyorum olaya. Tabii ki her zamanki gibi karar sizin. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.